Merhaba teknoloji severler, Toros Unit TV'desiniz. Bugün kendi drone'umu nasıl yaparım bölümünde kendi drone'umuzu beraber yapmaya çalışacağız. Ben bilgisayar teknolojileri bölümünden öğretim görevlisi Osman Villi. Hadi gelin hep birlikte kendi drone'umuzu nasıl yaparız buna bakalım. Drone'lar arkadaşlar insansız hava araçlarının bir alt dalı aslında. İnsansız hava aracı dediğimizde sabit kanatlı insansız hava araçları, multikopter insansız hava araçları, vertical take-off landing yani VTOL denilen dikey iniş ve kalkış yapabilen ama seyir seferini yatay gerçekleştiren insansız hava araçları ve single rotor yani helikopter tarzı insansız hava araçları olmak üzere bizim robotik biliminde bu şekilde kategorilendiriliyor. Ancak resmi kurumlar ağırlıklarına göre veya irtifalarına göre insansız hava araçlarını sınıflandırıyor. Bugün biz de multikopter bir sınıf olan 4 motorlu racing bir drone'un nasıl yapıldığını beraber işlemeye çalışacağız. Drone'lar arkadaşlar çeşitli firmalar tarafından çeşitli teknolojilerle üretiliyorlar. Fabrika çıkışı olan çeşitli drone'lar var. Örneğin DJI firmasının üretmiş olduğu Mavic Air 2 drone'una bakacak olursak işte motorundan pervanesine, bataryasından kamera sistemine, çeşitli ultrasonik sensörlerine kadar hepsi DJI firması tarafından geliştirilmiş ve testleri yine bu firma tarafından gerçekleştirilerek son kullanıcıya sunulmuş hazır kompakt bir sistem. Bu tarz drone'lar çok stabil uçmaları ve çok iyi görüntü almaları dolayısıyla tam bir son kullanıcı ürünü diyebiliriz. Ancak biz bunun üzerinde herhangi bir modifikasyon gerçekleştiremiyoruz. Örneğin motorunu değiştiremiyoruz, pervanesine müdahale edemiyoruz veya kamera sistemini başka bir çekim yapabilen veya çeşitli sensörler içeren kameralarla değiştiremiyoruz. Çünkü bu firma tarafından üretilen son kullanıcıya yönelik olarak tasarlanmış bir ürün. Ancak racing drone'larda durum böyle değil. En ince ayrıntısına kadar bizim modifiye edebildiğimiz, bizim kamerasından motoruna, pervanesine, piline, gövdesine, her şeyine müdahale edebildiğimiz ve kendi amaçlarımız için geliştirdiğimiz drone'lardır diyebiliriz. Şimdi yine burada örnek olarak verecek olursak 210 mm çapında bir şaseyi görüyoruz. Racing drone'ların şaseleri genelde bu şekilde. Karbon fiberden yapılmış ve çeşitli kalınlıkları olan 2 milim, 3 milim, 5 milim gibi çeşitli kalınlıklarda olan kırılması oldukça güç mukavemeti yüksek plakalardan oluşmakta. Yine burada yapılmış bir racing drone'u görüyoruz. Motorlar yine bu şekilde etrafında herhangi bir DJI'daki gibi bir yapı söz konusu değil. Yine antenleri dışarıda bu şekilde tasarımlar mevcut. Şimdi bugün biz de kendi racing drone'umuzu sıfırdan hep beraber yapacağız arkadaşlar. Yine drone yaparken kullanacak olduğumuz bize yardımcı olan bazı el aletlerimiz var. Bunlardan işte bir tanesi kablo soyucu. Hex nut dediğimiz işte hex anahtar. Vidalarımızı sıkmak için vesaire kullanacak olduğumuz. Gene elektrostatik olan cımbızlar bize drone yaparken çokça lazım olacak arkadaşlar. Ve tabii ki olmazsa olmazımız lehim ünitesi. Gelin şimdi almış olduğumuz, bugün yapacak olduğumuz racing drone'un parçalarına bakalım. Bu arada arkadaşlar drone yapımının bir sınırı yok. Siz üzerine eklediğiniz ekipmanlara göre, kullanmış olduğunuz yardımcı ekipmanlara göre geliştirmeler yapabilirsiniz. Örneğin racing drone'larda veya freestyle drone'larda fark etmiyor. Bu tarz görüntüyü anlık olarak aktaran çeşitli analog sistemler mevcut. Üzerlerinde bulunan antenler yardımıyla görüntü sinyalini analog olarak alıp ekrana veren sistemler mevcut. Biz sanki drone'un içerisinde kokpitte oturuyormuş gibi bir hisse drone'u kullanabiliyoruz. Bu tarz sistemler de mevcut. Gene son zamanlarda yine DJI firmasının üretmiş olduğu dijital sistemler mevcut. Bunlar da yine düşük gecikme oranlarıyla çok yüksek kalitede görüntü aktarımı sağlıyorlar. Tabii ki bu da bütçenize göre değişiyor. Çok çeşitli tarzda analog veya dijital sistemler var çeşitli fiyat aralıklarında. Yine daha kaliteli
daha çok özelliğe sahip kumanda kullanmak isterseniz yine bu tarz üzerinde çok fazla fonksiyonu olan birçok yerine müdahale edebildiğiniz açık kaynak kodlu sistemler mevcut. Hatta bazı kumandalar ekstra modül alınarak ekstra modül yardımıyla frekansı da değiştirilebiliyor. Arka tarafta bulunan yapıya entegre edilerek yine bu kumandaların frekansları ve çalışma protokolleri değiştirilebiliyor. Tabi bunlar da yine fiyat olarak farklı bütçelerde yer almakta. Yine 3 boyutlu yazıcı kullanarak racing drone'larda çok çeşitli tasarımlar yapılabiliyor. Örneğin siz bir kamera tutacağını 3 boyutlu yazıcıda tasarlayıp çıkartabiliyorsunuz ve aksiyon kameranızı racing drone'unuzun yani ya da freestyle drone'unuzun üzerine şu şekilde montaj yapabiliyorsunuz. Bu gibi parçalar da yine internette çokça tasarımı paylaşılan yapılar veya siz de kendiniz 3 boyutlu bir modelleme programıyla istediğiniz şekilde şasenize uygun, ihtiyacınıza uygun modeller tasarlayıp farklı malzemelerden çıktı alabiliyorsunuz. Örneğin bu PLA dediğimiz çok esnek olmayan ama çok da kırılgan olmayan bir yapı. Ancak siz esnek bir yapı kullanmak isterseniz esnek filament kullanarak 3 boyutlu yazıcıda daha yumuşak, kırılmaya daha dayanıklı yapılar basabilirsiniz. Şimdi bizim satın almış olduğumuz racing drone parçalarını incelemeye geçelim. Öncelikle kontrol kumandası olarak FlySky'ın FS-E6 modelini kullanacağız. Yine batarya sistemi olarak Tattoo 1800 mAh ve 3S1 pil kullanacağız. Şase olarak yine karbon fiberden yapılmış 3 mm alt tabaka kalınlığına sahip QAV 210 modelini kullanacağız. Yine şu şekilde kalın bir alt tabakaya sahip. Bu da mukavemeti arttırıyor. Racing drone'larda düşme, bir yerlere çarpma, kaza olayları çokça yaşandığı için dediğimiz gibi karbon fiber ve farklı kalınlıklarda malzemeler kullanılıyor. Ve motor kontrolcü olarak yani elektronik speed controller olarak 4 adet Little B ve üzerinde BL Heli S firmware'ının bulunduğu bu ESC'lerden kullanacağız. 20 ampere kadar akım sağlayabiliyor. Yine motor olarak 4 adet tabii ki. E-Max 1900 kW değerine sahip. Oldukça performanslı olan ve çokça tercih edilen bu motorları kullanacağız. Güç dağıtım kartı olarak Matek tarafından üretilen ve üzerinde 5 volt ve 12 volt back devreleri bulunan bu kartı kullanacağız. Bu kart sayesinde kontrol kartımızın beslemesini sağlayacağız ve kontrol kartımız pilden gelen yüksek voltaj sayesinde yüksek voltaj nedeniyle yanmamış olacak bu back devresi sayesinde. Yine kontrol kartımız Neis 32 denilen Türkiye'de çokça firmada rahatlıkla bulunabilen bir model. Biraz eskide kalmış bir model ama ancak fiyatı dolayısıyla ve bulunabilirliği dolayısıyla hala sıkça tercih edilen bir model. Ve tabii ki pilimizin şarjı için A3 Compact Charger ünitesini kullanacağız. Lipo piller her şarj cihazıyla şarj edilemiyor. Onlara özel olarak üretilmiş şarj cihazları mevcut. Balanslı şarj yapabilen özel cihazlar mevcut. Bu da 2 veya 3 hücreli pilleri şarj edebilen bir compact charger. Tabii ki buradaki bütün komponentlerin çok daha gelişmişleri mevcut. Biraz önce de söylemiştik. Drone yapımında sınırımız yok arkadaşlar. Her türlü geliştirmeye açık olduğu için her türlü fiyat skalasında ürünler kullanılabiliyor. Biz en uygun ürünleri seçmeye çalıştık ve bu ürünlerin Türkiye'de bulunabilirliğini göz önünde bulundurduk. Siz de rahat bir şekilde bu ürünlere Türkiye'deki elektronik satış yapan web sitelerinden veya elektronik satış yapan yerlerden bu ürünleri kolaylıkla temin edebilirsiniz.